Türkiye, laboratuvar ortamında üretilen gerçek etin alternatifi olarak sunulan yapay et üretimine izin mi verdi? Et fiyatları her gün daha da tırmanırken o iddia gündeme bomba gibi düştü. Tarım ve Orman Bakanı iddialar için bakın ne dedi? Yapay et diye bir şey duydunuz mu hiç? Duydum. Hayır. Yurt dışında yapıyorlarmış galiba. Yerli etimiz dururken yapayla bizim işimiz olmaz. Türkiye'de hayvancılık ve et üretimi azalıp fiyatlar tırmanırken yapay et tartışması başlamıştı. Bakanlık yapay ete izin verdi gibi bazı haberlerin, bazı paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Türkiye yapay et üretimine izin verdi söylemleri üzerine harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son noktayı koydu. Yapay et üretiminin söz konusu olmadığını söyledi. Yapay et konusunu gündemimize almayacağımızı buradan ifade ediyorum. Peki ama nedir bu yapay et? Kesim yapılması gerekmiyor. Hayvanın sadece bir hücresi yetiyor. Hücreler çoğaltılıp ete benzetiliyor. Yapayı yenir mi etin? Yok, öyle bir şey olmaz ya. Belki önümüzdeki 20-30 yıl içinde tamam olabilir ama ben şu anlık bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamamen laboratuvar ortamında üretilen yapay etin gelecek nesillerin protein ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor. Üstelik rengiyle, görüntüsüyle de gerçek ete çok benziyor. Bizim insanımız yemez. Doğrusu o zaten, yani protein farklı olur, işi farklı olur. Türkiye'nin gündeminde olmasa da dünya çapında yankı uyandırıyor yapay et. Henüz gelişim aşamasında. Uzun bir süreç olması gerekiyor. Yani fazlasıyla teste tabi tutulmaları gerekiyor. Biraz araştırmak lazım. Tıpçıyız biz de, o yüzden biraz temkinli yaklaşırız muhtemelen. Tabii ki gerçek et diyoruz yani. Şöyle gerçek et şu şekilde olur. Kanlı, canlı, tamamen doğal olur. Tüketici tarafından benimsenebilir olması için de hem yüksek teknolojiye hem de çok çalışmaya ihtiyaç var. Hayvancılığa daha yoğun önem verildiği sürece, fiyatlar düştüğü zaman, teşvik olduğu zaman daha çok güzel artış olabilir. Bakan Yumaklı, nar ekşisi sosunun ardından limon suyu izlenimi veren limon sosunun da piyasaya arzının yasaklanacağını duyurdu.